Son bildirisi olarak İknur Kalay hocamıza sözü bırakmak istiyorum. Değerli hocam, söz sizin, buyurun. Tekrar merhaba. Sunumu bir paylaşalım. Evet. Herhalde görüyorsunuz değil mi? Görüyoruz hocam. Ben görmüyorum sizin de gördüğünüzü. Niye görmüyorum? Ha, evet, tamam, şimdi gördüm. Gördüm hocam. Sunumunu tamam. Görüyoruz. Şimdi üç tane güzel konu işlendi. Benim de ilgilendiğim alanlar. Şimdi bu dönemde, pandemi döneminde pardon. Pandemi döneminde televizyon programlarında özellikle yeni dünya düzeni denilen sistemi oluşturan bir böyle komplo teorisi gibi hem de ahlaki panik açısından gündemi oluşturma pratiğinde neler yapılmış, ben de onlara bakmak istedim. Sesim için özür dilerim. Yani çatallı çıkıyor biraz. Ben de önce yöntemden bahsedeyim isterseniz. Kuramsal kısma girmeden önce. Şimdi ben de televizyon programlarını internette özellikle kendi veya YouTube kanallarında, kendi kanallarında yayınlanan özellikle pandemi içerikli ahlaki panik konulu program içeriklerine baktım. Rastgele yöntem kullandım. Zamanı 5'e böldüm. Şöyle böldüm. Türkiye'de ilk vaka görülmeden önceki dönem, yani Çin'deki durum var ama bizde henüz bilinmezlik var. İkinci grup ilk vakadan yaz dönemine kadar olan dönem. Çünkü şeyi fark ettim. Türkiye'de yaz döneminde iş başka boyutlara geldi. Yaz döneminden yıl sonuna kadar, yani 2020 sonuna kadar, 2021'de yine Ocak'tan Ağustos'a kadar ve bir de son dönem diye toplam 5 dönem aldım. Ele aldığım programlar daha çok haber kanallarında, Haber Global gibi, CNN Türk gibi, Ulusal Kanal gibi ya da TV 100 Beyaz TV gibi kanallarda. Şimdi bu rastgele yöntemle seçtiğim programlara bakmadan önce birazcık ahlaki panik, bu arada süre konusunda biraz sorun yaşadığımızı biliyorum. Ne kadar artık zamanlanabilirim? Hocam şöyle en maksimum bir 10 dakikaya yakın, yani 5-10 dakika arasında toparlamanız mümkün olursa, hani çok da sıkmak da istemiyorum ama yani şu anda yani çünkü kuramsal bir şeyler anlatmak istiyordum da o yüzden sordum. Hocam şu anda 10 dakikadan az bir süremiz kaldı. Onu dikkate alarak sunarsanız memnun olurum. Tabii ben sizi çok da fazla sınırlamak istemem. Tamamdır. Konuşmacısınız ama oturumun süresinin de 10 dakikadan daha az kalmış olduğunu da belirtmek isterim hocam. Buyurun lütfen. Tamam. Şimdi ahlaki panik. Ay, gerçekten sesim çok fena. Geçmiş olsun hocam. Ahlaki panik, diğer bir ifadeyle moral panik, toplumda ortaya çıkarılan bir durumun problem olarak görülmesi. Bu sorunun kaynaklarının ya da sebeplerinin veya ortaya atan kişilerin medya organlarında yer alarak ortaya çıkardıkları normal dışı olarak nitelendirdikleri davranışlara karşı diğer insanlarda bir korku oluşumunun sosyolojik tanımlamasıdır. Medya bir grubu veya eylemi sapkın ya da bizim konumuzla ilişkili olarak sorunlu olarak tanımladığında ve onun üzerine yoğunlaşıp toplumda bir endişe ve ardından da bir panik dalgasının oluşmasına neden olduğunda
ahlaki panik söz konusu oluyor. Kavramı ilk Marshall McLuhan kullanmış olsa da ilk kez 72'de Stanley Cohen, Fox News and Moral Panics, yani Türkçe'ye Halk Düşmanları ve Ahlaki Panikler kitabında yer vermiştir. Kitapta kitaptaki tanım bir durum, olay, kişi veya da grup toplumsal değerlere veya çıkarlara karşı bir tehdit olarak tanımlamaya başlanır. Tehdit olarak algılanan olay, kişi ya da grubun doğası kitle iletişim araçları tarafından yapay ve basma kalıp bir biçimde sunulur. Yazar, din adamları, politikacılar ve diğer kanaat önderleri manevi bir şekilde engeller koyarlar, teşhis ve çözüm önerileri telaffuz ederler diye tanımlanıyor. Gode ve Benyaduhan'ın ahlaki paniğin oluşumunda beş öğenin etkisini incelediği bir durum var. Bunlar kamuoyu ve medyanın paniğe ilişkin olayları ve kişilere karşı gösterdiği ilgi, ötekileştirmeyle biz onlar ayrımıyla gruplar arasında sınır koymaya yönelik bir düşmanlığın geliştirilmesi, panik nedeni olarak gösterilen olay veya kişilere yönelik toplumsal tepkiyi anlamlı kılma adına bir uzlaşma örülmesi, abartıya dayalı orantısızlık ve ahlaki paniğin azalmasını içeren geçicilik yaşanması olarak sıralanabilir. Zaten biraz sonra örneklere geldiğimde bu özellikle geçicilik ve ilk ilgi kısımlarını göreceğiz. Ayrıca üç tane modelleme ortaya koyuyor Gode ve Benyaduhan'da. Sosyal tabanlı model, elit mühendislik modeli ve ilgi grubu diye. Sosyal tabanlı model toplumsallaşmış bir endişeye dayanır. Tehdit veya zararlı olarak görülen kaynak mitleştirilmiş de olabileceği gibi yanlış olması durumunda bile halk arasında yaygınlığa sahiptir. Elit mühendislikte toplumda bir sınıfsal ve sosyal konum farklılığı yaratılıyor ve sonuçta elit kesim üretiyor ve diğerlerini kontrol ediyor aslında. İlgi grubu teorisi modelinde ise elit mühendisliktekine benziyor biraz ama burada orta tabakayla siyasal ve idari otoritelerin gücünden yararlanılıyor. Bu modelde ahlaki olarak belirli bir kötüye dikkat çekmeye çalışılan gruplar ve ahlaki girişimler tarafından gösterilen çabanın sonucunda verilen tepkiye göndermede bulunuluyor. Bu noktada yine biraz sonra analizde göreceğiz. Gode'nin toplumun büyük kısmının devrede olduğu bir makropanik, ahlaki azınlıkla ilgili özel ilgi gruplarının devrede olduğu, yani daha küçük kesimli mikropanik arasında yapmış olduğu ayrım, bizim bugün ahlaki paniğin uygulanışını kolaylaştıran gelişmelerden biri olduğundan da bahsetmek lazım. Yaratılan bir durumun arkasındaki veya daha fazla gücün, daha doğrusu güçlü aktörün gizli planı olarak ortaya çıkan komplolar olabiliyor. Komplo ile genelde siyasi ve ekonomik gücü gasp etme, hakları ihlal etme, kurulmuş anlaşmaları ihlal etme, hayati sırları saklamaya veya temel kurumları değiştirmeye çalışıyoruz. Başarısız olduğunda ya da başka bir şekilde sunulduğunda uygun uzmanlar, ki onları da biraz sonra göreceğiz, bunların gerçekten meydana geldiğini kabul ederler. Bu durumda komplo teorileri iki ya da daha fazla güçlü aktörün gizli komplo iddialarıyla önemli sosyal ve politik olayların ve koşulların nihai neticelerini açıklamaya yönelik olan girişimlerdir. Bu bağlamda moral panik bu süreci yönetmede ve medya üzerinden gündem oluşturmada önemli bir araç haline gelir. Gündem oluşturmada, bunları anlattım bu arada. Gündem oluşturmada Lazarev ve Katz'ın ortaya koyduğu iki aşamalı akış kuramıyla fikirlerin kitle iletişim araçlarından kanaat önderlerine, kanaat önderlerinden de geniş nüfusa yayıldığını söyleyerek ahlaki mikro veya makro seviyede bir hedef kitle oluşturduğunu görmenin mümkün olduğundan da bahsedebiliriz. Zaten yaptığım çalışmada da konuları mikro ve makro olarak ayırdım. Kanaat önderi dediğimiz kişiler
İletişim ve özellikle kitle iletişim aracında mesajın algılanması ve anlamlandırılmasında alıcı için bir aracı işlevi ya da rolü gören kişiler olarak tanımlanıyor. Bu kişi kimi zaman bir konunun uzmanı, kimi zaman sözü geçen bir aile büyüğü, kimi zaman da bir politikacı olabilir. Önemli olan o bilginin alıcıya başka birinden değil de bir kanaat önderi tarafından iletilmesinin arasındaki algı düzeyi farkı. Bu çalışmada iki aşamalı akış kuramı bağlamında kanaat önderlerinin iletişim araçları kanalıyla dijitalleşen dünyanın pandemi sonrası yeni bir dünya düzenine geçiş süreci olma düşüncelerine moral panik kuramı üzerinden bakmaya çalışıldı. Yeni dünya düzenini oluşturmaya ilişkin olarak gündem oluşturma ve dijitalleşme üzerinden egemen bir halk düşmanı yaratma çabaları pandemi sürecinde televizyonda yayınlanan açık oturum programlarının içerik ve söylem analizi kullanarak ele alındı. Tabii burada bütün çalışmayı vermek bu sürenin içinde mümkün değil. O yüzden aslında bu benim bir başka çalışmama ön çalışma da oldu. Biraz önce bahsettiğim yöntemin devamında şimdi bakalım. Mesela benim baktığım bu 5 ayrı zaman grubunda baktığım programlarda kanaat önderi olarak gördüğüm başlıklar meslek olarak bu arada alfabetik sıraladım. Yani akademisyenlerin kanaat önderi olarak yer almaları mantıklı ama pandemi gibi yani COVID bir kısmı ekonomik bir kısmı sağlık ve bir sürü şeyi etkileyen bir önemli şeyin içinde mesela astrologların özellikle yıl dönümlerinde ve belli periyotlarda çıkmaları, tabii ki biyokimya beslenme uzmanı, koronavirüs bilim kurulu üyesi gibi milletvekili gibi yani önemli ünvanlarda kişilerin olduğunu görüyoruz. Bunlardan böyle birkaç tane geçeceğim. Peki siyasi aktörlerden ve hükümetten bakarsak milletvekilleri var, Kültür ve Turizm Bakanı var, partilerin başkan yardımcıları genelde emekli büyükelçi gibi hani belli bir altyapısı olan kişiler var. Tıp alanında yani sağlıkla ilgili sektöre baktığımızda konuşmacılar ya da kanaat önderi olan kişileri çoğunluğu bilim kurulu üyesi mesela Mehmet Ceyhan Ateşkara gibi profesör hocalar. Onun dışında enfeksiyon uzmanları ve tabii ki çok ilginç bir şekilde psikiyatri uzmanları var. Çünkü bu arada bu kişilerin kanaat önderi olabilmeleri şimdi sayacağım. Yani bir tek o programlarda çıkmıyorlar. Şimdi ben paralel olarak baktığımda bütün her şeyi burada veremeyeceğim ama mesela en yaygın olan işte Mehmet Ceyhan Hoca'nın çok fazla programda çıkması, televizyon programında çıkması değil, başka programlara ana haber bültenine bağlanması, gazetelerde demeçlerinin yayınlanması, fikrine önem verilmesi gibi çoklu meydan yani çok farklı mecralarda bunların tekrarlanması onların dediklerinin daha da önemli hale gelmelerine neden oluyor. Mesela gazeteci olarak çok fazla gördüğümüz kişiler Nedim Şener, işte Latif Şimşek gibi, Hulki Cevizoğlu gibi yani insanların dinlediği, hatta komplo teorilerinin içinde Abdurrahman Dilipoğan konuşmaları var. Onlardan da bir kısaca bahsedeceğim. Çok fazla stratejist var ve bunlar daha çok komplo teorileri sunan kişiler. Ve tabii ki komplo teorisi deyince böyle güzel bir senaryo çıkmıyor pek karşımıza. Bir sürü yazarımız var, araştırmacı, yazarlar. STK'lardan mesela Türkiye Fütüristler Derneği, işte Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, Uluslararası Sosyal Medya Derneği gibi işin farklı noktalarından önemli STK'ların başkanlarının yer aldığını görüyoruz. Yazarlar, hukukçular, astrologlar demiştim zaten. Yine birçok akademisyen var, kamuoyu araştırmacısı var. Onları isim olarak söylemeye gerek duymuyorum şimdilik. Mikro düzeyde ele alınan konulara gelirsek eğer, hızlıca. Mesela öncelikle bunlar sonuçta bizim üzerimizde hani negatif etki eden konular çoğunluğu. İşte 15 yaş üzeri ve özellikle 65 yaş üzeriyle işte kronik sorunu olanlar risk grubunda dediğinizde siz mikro düzeyde belli bir kitleyi etkilemiş oluyorsunuz. Mesela ilk dönemlerde çocukların psikolojileri bozuluyor deniliyordu. Makro düzeye geçtiğimizde bu
Herkesin psikolojileri bozuluyor. Hatta bu da ikiye ayrılıyor. İki uç var diye söylendi. Bir panik atak geçirip yani bundan çok korkanlar var. Bir de bunu hiç takmayan grup var. Yani iki ayrı grup var. Mesela hastayla yakın teması olmayan sağlık çalışanlarının N95 maskesi takmasına gerek yok söylemi. Yani normal maskeyle kullanabilirsiniz. Hatta bir metre işte mesafe sağladığınız hiçbir yerde yoktu. Ama ne oldu? Onlar da başka. O kısmı da hızlıca geçeceğim. Uçuşların iptal olması, sınır kapılarının kapatılması, eğitime ara verilmesi, online'a devam edilmesi, sonra yüz yüzeye tekrar dönülmesi, esnek, uzaktan dönüşümlü çalışma modelleri mikroda, hukuksal açıdan acil olmayan işlerin ertelenmesi, vergi borçlarının ertelenmesi ve feragat edilmesi, bunlar toplu olarak liste, 3 ay gibi bir süre işten çıkarılmama garantisi, YKS gibi büyük çaplı sınavların ertelenmesi ve yapılması da tabii gene öğrencileri ilgilendirdiği için mikro düzeyde önemliydi. Kurslar, kahveler, restoranlar, işte kuaförler, dernekler, lokaller, konser alanlarının belli bir dönemde kapatılması da yine bu gruba giriyor. Evden çıkamayanlar için alışveriş hizmetinin verilmesi de konular arasında. Makro düzeyde yani bütün toplumu ilgilendiren konulara baktığımızda ise biraz önce söyledim herkesin psikolojik sorunları var diye. Hijyen için sabun ve dezenfektanın gerekli olduğu söyleniyor. Hatta elimizi sıcak suyla yıkamamamız gerektiği iletiliyor. Mesafe varsa maske gerekmez denildi. Bunlar bu programların içinde bakılan şeyler. İlaç hala yok. Aşı için uzun zaman lazım. Ondan sonra nüfusun yarısına bulaşması bekleniyor. Bunlar yeterince korku verici, negatif aslında algılanan bilgiler. Mesela maruz kalanların %80'i tedavi gerektirmeden iyileşirken %10'u ilaçla iyileşiyor. Diğer %10'unun yoğun bakıma girmesi ve o grubun da %30'unun öldüğünün baştan söylenmesi insanların panik havasına girmesine neden olan şeylerden biri. Ve yine Mehmet Ceyhan'ın söylemlerinden biri %70 aşı olmadıkça sayılar azalmayacak diyor. Sokağa çıkma yasağının varlığı, alışveriş mekanlarının belli zamanlarda çalışabilmesi ve virüsün daha Türkiye'ye yeni geldiği zaman mutasyon olup olmayacağına dair, geleceğe dair sorularda zaten kendisi SARS'ın bir türü olduğu için mutasyon geçirebilir denilerek yeterince korku yaratılmıştır. Komplo teorilerine bakarsak hızlıca, bunlar da bayağı önemli şeyler var. Biz de bunlara maruz kaldığımız için toptan baktığımızda da inanılmaz korku veriyor. Biyolojik silah olduğuna dair zaten söyleniyor. Yani aslında aşının var olduğu, yani şu andan bahsetmiyorum, programlar ta en baştan beri olduğu için yayılmasının beklendiğinden bahsediliyor. Yeni dünya düzeni için aslında bu COVID-19'un virüsünün bir sebep olarak yaratıldığını, çünkü burada bir amaç hani olarak para kazanmanın değil de korku yaratmak olduğu, hani çip takacaklar, içine koyacaklar gibi bir ifade vardı ya, tam da bu noktada hem çiplenme patenti var, Bill Gates'in vakfının aldığı. Ondan sonra yani haber programlarının içinde olan. Yine stratejistlerden birinin söylediği, daha aşı bulunmadan bunu Çin ya da Amerika gibi herhangi bir ülke yapmamıştır. Bu çok önemli bir şey çünkü uluslararası bir mekanizmanın yapabileceği bir şey. O yüzden de aşıyı muhtemelen büyük fonlu ve birkaç şirketin konsorsiyumundan oluşan bir firmanın bulacağını söylüyor. Ki BioNTech, Pfizer'da böyle bir oluşum olunca tabii insanların kafasına soru işareti geliyor. Karantina ile tüm ulus devletlerin tek gündemi COVID oldu. Yani pandemi oldu daha doğrusu.
bu çipler dijital dönüşüm için yani bir deney haline geldiği söyleniyor. Çok ilginç, bu dönemde önemli firmaların CEO'larının işten ayrılmasıyla ilgili bir komplo teorileri var. Yani bilerek bunlar sığınaklara gittikleriyle ilgili. Çin ve Amerika'nın ortak bir projeyle, hatta şöyle göstereyim, şu makalede yer alıyor. Ortak bir projeyle bu aşının işte varyantları üzerinde bir çalışma yaptıklarına dair makale yayınlanıyor. Yani hala hani virüsü Çin üretti üretmediği tartışırken böyle bir makalenin yayınlanmasına tabii ki önemli bir şey olarak sunulmuş teorilerin içinde. Dünya nüfusunun azalmasını her zaman isterler. Çünkü yani bu normaldir. Devletler güçlenmek için kendi elemanlarını, yani kendi vatandaşlarını korumak ister ve bu bağlamda da bilim her zaman iyilik için çalışmaz. Hatta örnekler Hitler'in yaptığı, yani Hitler'in daha doğrusu emrinde çalışan bilim insanlarının yaptıkları işlerden bahsediyorlardı. Dijital yerlilerin bu çalışmanın hedefi olduğu, çünkü net olmadan yaşayamıyorlar ve hatta bu bağlamda baktığınızda şu görselde Ekonomist dergisinin kapağında da gözüken çocuğun kafasında asker vardı. Yani bu yeni nesil, Z kuşağı denilen neslin aslında komplo teorisiyle ve bu Ekonomist dergisinin kapağına bakarak yeni neslin geleceğin askerleri olarak yetiştirildiğini ve hatta belki bunların sanal gerçeklik içinde yaşayabileceklerinden falan bahsediyorlar. Burada hocam, bitiyor. Evet hocam, çok kısa. Biraz toparlayabilirsek. Evet. Burada 5G ve 6G'den bahsediliyor. Yani Wi-Fi sayesinde yakında vericilerin bizim, yani kendimizin bir verici olacağından bahsediliyor. Son olarak da yani bir şey bize askeri ya da sağlık açısından geldiğinde asker olarak gelini zaten hemen biz kabul ediyoruz ve meclisten kabul ediliyor ama sağlıktan geldiğinde de bireysel olarak kabul ediyoruz. Yine de özellikle 5G bağlamında Sibirya'da, Rusya'da, Amazon'daki yangınların 5G yüzünden çıktığı ve bunun sonucunda da oksijenin azaltılarak zamanında ya belli bir zaman sonra bize oksijen satmak için harekete geçeceklerine dair bir komplo teorileri var. Yani hepsi bu pandemiyle ilgili. Son olarak da parayla ilgili altın ve gümüş tanrının parası, işte kripto ise halkın parası, mülkiyetsiz bir para, bundan sonra güçlenecek. Ama bizler de bu bağlamda pandemiyle birlikte daha yardımsever gibi gözüksek de daha duygusuz olacağız diye bir ifade var. Şimdi burada sadece şunu söylemek lazım. Bu programları böyle beşli bölümde, yani beş dönemde ayırdığımızda mesela çocuklara aşıya gerek yok. Sonra mutant aşılar, mutant olan versiyonlarda aşıya ihtiyaç var, aşı yapılmalı. Yani sürekli bir değişimden bahsediyoruz. Ya da uzak durmak yeterli, maskeye gerek yok, maske takmak gerekli, sonra mesafe gerekli, daha sonra izolasyon şart diye dönüyor. Yani bu sürekli bir bilgi değişikliği var ve bu bahsettiğimiz kanaat önderleri bize bunu söylüyor. Mesela maske mesafe kurur söyleniyor ama arada şöyle mesela ki Mehmet Ceyhan'ın söylemi, süper bulaştırıcıları bilemedik, o yüzden dağıldı. Yani Türkiye'nin her tarafı kıpkırmızı gözüktüğü zaman haritada. O zaman böyle bir açıklama yaptığında yine bizler onlara inanıyoruz. Çünkü kanaat önderlerinin insanlar, özellikle sıradan halk dediğimiz kesim için önemli bir yönleri var. Yani söylemlerini takip ediyorlar ve sonuçta bunlardaki bütün amaç da kontrol altında tutmak halkı ve kanun çıkarıcılar da bunlara istinaden
hareket ediyorlar aslında baktığımızda. Süren bittiyse burada keseyim. Evet hocam, süremizi biraz aşmış. Kusura bakmayın, sesim yeni düzeldi. Toparlayabilirsiniz, son bir cümleniz varsa artık, yoksa biz de yavaş yavaş soru cevap kısmı için. Yok, tamam. Tamam mıdır hocam? Tamam, tamam. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. İlkan hocam gerçekten güzel bir sunumdu. Hakikaten uzun uzun dinlemek isteriz ama sempozyum programı biraz yoğun. Bayağı bir ilgi var. Çok sağ olun. Bütün konuşmacı hocalarımıza, Sayın Profesör Doktor Aslı Yurdagül'e, Doktor Öğretim Üyesi Denizcan Kabaş'a, Araştırma Görevlisi Emirhan Göl ve Öğretim Görevlisi Doktor İknur Salay hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinin ağzına sağlık. Gerçekten istifade ettik, çok yararlandığımız bilgiler edinmiş olduk. Bu aşamada eğer burada bulunan arkadaşlarımızdan yapılan sunumlarla ilgili sorusu, katkısı, eleştirisi olanlar var ise buyursunlar. Buradaki chat kısmından da yazarak sorular yöneltilebileceği gibi sesli olarak da alabiliriz. Şimdi öyle genel bir bekleyelim, var ise soru. Evet, sanıyorum herhalde soru gelmedi hocalarımıza. Ben tekrar teşekkür ediyorum. COVID-19 başlıklı oturumumuzu burada noktalıyorum. Değerli hocalarım, kıymetli katılımcılar, görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın demek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler diliyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.